Bir siyasi iktidar iki temele yaslanmalıdır. Bir, meşruiyet. İki, uluslararası düzenin saygın bir parçası olmaya. Ne yazık ki sizin dış politikanızda, iç politikanızda meşru değildir. Oslo, sonra Dolmabahçe, sonra Habur, sonra Diyarbakır'da Megri ve şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, yani Veleddalin Amin. Evet, olasılığı en yüksek ve en tehlikeli senaryonun yasal kılıfı. Türkiye'nin özellikle siyasi iktidarınızla birlikte Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da takip ettiği politika, yani o bölgelerde uygulanmış olduğunuz stratejik derinlik, Türkiye'yi tarihin içerisinden çıkılmaz büyük bir kaosun içerisine soktuğu ve olasılığı en yüksek, tehlikeli, en tehlikeli senaryo aşamasına taşıdığını da ikrar ediyorsunuz. Oysa uygarlığın beşiği, dünya kültürünün en önemli merkezlerinden 3 tane peygamberin oradan tebliğ edildiği bir bölgenin ülkesi olan Suriye, bugün insanlık tarihinin en büyük, en acımasız dramlarından birisini yaşıyor. Niçin? Niçin? Çünkü Orta Doğu'nun en büyük güvencesi, siyasi ve ekonomik, askeri en büyük güvencesi olan ve Orta Doğu'da insanlık tarihinin en büyük ideolojisini koymuş olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ideolojisinden uzaklaşıp stratejik derinlik diye ne idüğü belirsiz ve Türkiye'yi tarihin en acımasız, en dramatik, vahim sonuçlarına sürükleyen politikayı belirlediğiniz içindir. Bugün o politikayı savunanların hepsini attınız. Akdeniz'de yükselen dalgalar Akdeniz dahil bütün kıyılara vurur. Bu Akdeniz'in en temel kuralıdır. Libya'da yükselirse bizi de vurur. Mısır'da yükselirse bizi de vurur. Suriye'de yükselirse bizi de vurur. Vurdu mu? Vurdu. Evet, kaybettiniz. Tarihin en dramatik şekilde Türkiye'ye kaybettirdiniz. Buradan Türkiye çıkmalı. Buradan Türkiye'yi çıkaracak olan yeniden o Atatürk'ün Orta Doğu'ya, insanlık tarihine yazmış olduğu altın harflerle yurtta barış, dünyada barış temelidir.